Merhaba herkese, Eftar Emlak Konut Günlük Grafik. Şimdi burada bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Ben tabi burada ben pandemiden beri söylüyorum. Yani. İşte bu GEO'ların yukarı gitmesi aslında geçen seneden beri söylüyorum. Faiz indirimine bağlı. Yani faiz indirimi başladığı zaman ama tabi enflasyon düşmesiyle beraber faiz indirimi başladığı zaman bunlar yukarı gider. GEO'lar bundan olumlu etkilenir. Bir arkadaş da demiş ki tabii o kısmı herhalde unutmuş. E demiş işte faiz indirimi geldi. Herkes yani bütün analistler böyle söylüyor. Sadece ben böyle söylemiyorum GEO'lar için. E demiş herkes faiz indirimi gelince GEO'lar yukarı gidiyordu. Niye yukarı gitmiyor demiş. Şimdi o dönem bu dönem değil. Yani oradan ben dahil herkesin anlattığı faiz indirimi dönemi bu dönem yapılan faiz indirimi değil. Biz şimdi enflasyon yukarı faiz aşağı bir dönemde. Tabii enflasyon 17'ye kadar muhtemelen yıl sonu 17 civarı kapacak. O ayrı bir konu da. Yani enflasyon önce düşmeye başlayıp sonra faiz indirimi gelirse ekonomi olumlu olarak yani devam ediyorsa yoluna o zaman o etki gelir. Şimdiki dönem o değil ki. Yani şimdi riskler artıyor tam tersine. Enflasyon hala yukarı inmesini tam olarak kaybetmemişken ki bu 2 ay önümüzdeki baz etkisiyle beraber enflasyon gerilecek onu söyleyeyim. Yani büyük bir şey olmazsa dolar molar 10 liraya patlamazsa muhtemelen gerilecek. Çünkü o baz etkisi olumlu yansır yıl sonuna. Yani bu ortam dediğim gibi o ortam değil. Burada risklerin arttığı, enflasyonun daha düşüş ivmesi yakalamadan gelen bir faiz indirimi bu. O yüzden GEO'ları haliyle olumlu etkilemedi arkadaşlar. Yani ama tabii durum yıl sonu hedefleri en azından belki tutturulur. Enflasyon biraz daha yeni yılda düşüş eğilimi falan olursa ayrı konu onu otururuz konuşuruz. EKG'yi önerdi. EKG 1.70 civarlarında hala alınmaya satılmaya devam ediyor. Yani bu 1.70 bandına girdiği zaman 79, 78, 77 altta 70'e kadar bir bant var burada. Bu bantta alınıyor. Genellikle 50 ortalamasına gelirken de işte şu an 1.83 buralarda da kısa vade bir haber bir şey olursa satılmaya devam ediyor. Yani majör anlamda EKG'de hala bir yön tayini yok. Kırmızının altındayız. Evet, negatif kırmızının altında olmamız. Fakat destek hattı kırılamıyor. Yani yeni bir dibe kavuşmuyor EKG. Demek ki piyasa buradan çok aşağı fiyatlamayı istemiyor. Bu daha da bunun alt fiyat buna haksızlık olur gibi bir şey düşünüyor şu anda kısa vade. O yüzden aynı alanı takip etmeye devam ediyoruz. 1.70 bandını aşağıda takip etmeye devam ediyoruz. Kırmızının kırılımı artık zamansallıktan muhtemelen 19 Ekim, 18 Ekim gerçekleşecek gibi duruyor. Yani burada zaman boyutu doluyor bu işin yavaş yavaş. Bunun öyle bir şey olursa hani kırmızı bir zamansallıktan kırılırsa ben bir daha yapar mıyım o vakte kadar video bilmiyorum. Bu şu demek oluyor. Yani düşüş yok. Yeni bir dip yok. Yeni bir dip olmadığı için artık yataylıkta izlenir. O tür bir durumda. Tabii bir daha olumlu bir haber olur da bir yukarı ivmeye yakalayabilirsek burada 1.90'ın tekrar geçilmesi lazım artık. 1.90'ın üstüne iyi bir bir boğa ihtimali artıyor. Yani yeni bir tepe geliyor. Uzun zamandır yeni tepeleri yapmakta çok zorlanıyor. 1.92 2 bandının aşılması. Şimdi bu arada sırada haberle de oluyor. Yani bu Kanal İstanbul haberi patlıyor. İşte temelini atıyoruz, attık falan diye bir siyaseten bir haber geldiği zaman orada yani Çevre Bakanlığı'ndan Çevre Bakanlığı çok etkilemiyordu. Aslında Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları daha çok etkiliyor. Yani Çevre Bakanlığı da böyle kısa vade hareketleri arada sırada neden oluyor. Olmuyor değil de özellikle Cumhurbaşkanlığından gelen bir haber. Orada tabii hemen gidiyor 2.20'lere, 2.30'lara. Orası bir satış hattı. GEO'nun. O projede 7 yıllık bir proje onu söyleyeyim yani 7 yıllık bugün fiyatlamazsınız. Bugün kısa vade fiyatlarsınız onu. Uzun vade orada kalmaz 7 yıllık bir proje. Çok uzun etkilerinin görülmesi. Onu hani bu şeyde de oldu mesela. İşte gaz haberinde de oldu. Yani daha ilk gaz haberinde biliyorsunuz orada hatta öncesinde aldılar. Yani sürprizden de daha bilmiyordu vatandaş. Vatandaş bilmiyorken aldılar maalesef. Insider trading yani bilgiye dayalı trade ettiler. Orada da enerjicileri falan filan elektrikçileri hepsine. Ondan sonra ona göre yani beklentinin de ona göre oluşması lazım. Yani bir haber çıkarsa var yani 2.20 2.30 orası kısa vade malın boşaltıldığı bir alan. Dolayısıyla dirençler böyle takip edilmeli. Bir şey yok yani hacmini de yitirdi gitgide öyle çok fazla bir ilgi de yok şu anda emlak konuta. Şöyle sol tarafa bakıyorsunuz düzenli olarak hacmini kaybettiğini görürsünüz. Bakın düzenli olarak kaybediyor hacmini. Ağustos'tan beri artık 200 milyonlara, 100 milyonlara gelmiş durumda. Hatta gün içi 40 milyonlar görüyorsunuz, 80 milyonlar. Şimdi çok büyük bir şirket, Emlak Konut. Yani bu fiyattayken öyle 60 milyon, 50 milyon hacim çok büyük hacim değil.
Aynı şekilde orada da bir yataylık var. Hacimde de bir yataylık var. Şu an çok alıcı ilgisine mazhar değil bu haliyle. Yani piyasa genel olarak çok şey değil. Çok iştahlı olmadığını görüyoruz. RSI 39 yani kuvvetsiz bir alan. MACD sat kesmişti zaten çok önceden. O sat konumunu da sürdürüyor. Kırmızının kırılımı tekrar söylüyorum. Yani kırmızının kırılımı önemli. Yukarı yönlü. Bu hafta için mesela 1.82, 1.83 üstünde kapanışlar kırılma anlamı taşır. Kısa vade 1.90'a bir hareket olabilir ama bu 1.90'lar geçmedikten sonra çok büyük bir atak demek değil oluyor. Yani o 1.90'ın da geride kalması özellikle lazım daha yüksek fiyatlamalar için. Özel bir formasyon yok. Herkese iyi haftalar dilerim.